Evet, geldik. Son sayfamız 67. sayfa ve 7. etkinliğe. Buraya kadar herhalde yorum yapıp videolarımızı beğenip bir de abone oldunuz değil mi arkadaşlar? WhatsApp gruplarında da paylaşın ki arkadaşlarınız da ödevlerini çabuk bitirsin, oyun oynayabilirsiniz. 7. etkinlik ne diyor arkadaşlar? Örnek olarak verilen cümlelerden hareketle aşağıdaki dizelerden geçen benzetme ve abartmaları bulunuz diyor. Askerlerimiz aslan gibi kuvvetlidir. Evet, asker burada aslanla benzetilmiştir. Bunun gibi ifadeleri bulun diyor. Kükremiş sel gibiyim, benliğimi çiğner aşarım. Evet, kişi burada kendini neye benzetmiş arkadaşlar? Sel gibiyim. Evet, sele benzetmiş gördüğünüz gibi. Ey ana toprağı, ey Anadolu, cennette bir yeşil meydan gibisin. Evet, Anadolu burada neye benzetilmiş? Cennet değil mi arkadaşlar? Cennette bir meydana benzetilmiş gördüğünüz gibi. Cennetten bir meydana benzetilmiş. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Evet, burada atlılar şen çocuklara benzetilmiş gördüğünüz gibi. Şen çocuklara benzetilmiş. Evet, üç tane cümlemizde üç tane benzetme ya da abartıyı bulduk arkadaşlar. Benzetmeyi bulduk. Geçiyoruz B seçeneğine. B seçeneğinde şehit analarının gözyaşları sel oldu cümlesine gözyaşlarının sel olması abartılı bir ifadedir. Siz de aşağıdaki verilen dizelerdeki abartılı ifadeleri bulunuz diyor arkadaşlar. Abartı ifadeleri bulalım mı beraber? Hadi bakalım bulalım. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Evet, ölmeden mezara konmak abartılı değil midir? Çok abartılı bakalım. Ölmeden mezara konmak abartılı bir ifadedir demişiz zaten. Burada bakalım. Rüzgarlardan atım var. Evet, at rüzgara benzetilmiş. Şimşeklerden kanadım var. Evet, kanat şimşeğe benzetilmiş. Göğsümde al yapılı gazilik beraatım var diyor. Evet, rüzgardan at, şimşekten kanat ifadeleri abartılı ifadelerdir değil mi? Öyle bir şey olmaz. Evet, bunları yazın arkadaşlar. Ben C seçeneğine geçiyorum. C seçeneğinde şiirde kullanılan benzetme ve abartma ifadelerini bularak aşağıya yazınız. Nasıl bir anlatım katmaktadır? Açıklayınız. Evet, Büyük Taarruz adlı burada 6 satırlık bir şiir var. Nazım Hikmet'ten arkadaşlar. Burada abartı ifadeleri ve benzetme ifadeleri şunlar. Atatürk sarışın bir kurda benzetilmiştir. Evet, gözleri çakmağa benzetilmiş ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı ifadesi de oldukça abartılı bir ifadedir değil mi? Evet, o abartılı bir ifade şu kurda benzetilmiş burada. Burada ise gözleri çakmağa benzetilmiş. Akan bir yıldız gibi Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı ise abartılı bir ifadedir. Evet arkadaşlar, bu etkinliğimiz, bu sayfamız, bu ödevimiz burada bitti. Abone olup videolarımızı beğenmenizi ve WhatsApp gruplarında paylaşmanızı istiyoruz. Hoşça kalın, başarılar diliyorum.